Yine çok güzel bir TEDx etkinliğinde beraberiz. Burada özellikle Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nin bu değerli öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon yaptılar. Bugün konumuz pusulanı yarat. Ben biraz size kariyerden bahsetmek istiyorum. Kendi kariyerimi de işin içine katacağım. Bazı örnekler vereceğim. Umarım faydalı olurum. Kariyer ne demek öncelikle? Kariyer Fransızcadan esasında dilimize geçen bir kelime. İzlenen yol mesafe anlamına geliyor. Dolayısıyla burada şey çok önemli. Bir yol var. Bu yol uzun bir yol. Ve bu yol izlenen bir yol. Dolayısıyla biz hangi yola girmeliyiz? Hangi yoldan devam etmeliyiz? Ve bu yol yanlış çıkarsa ne yapmalıyız? Biraz bugün bunlara girmek istiyorum. Kendimden biraz bahsetmek istiyorum öncelikle. 23 yıldan beri iş hayatının içindeyim. Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Üniversitesi'ni bitirdim işletmeyi. İki tane büyük multinational firmada çalıştım. Danone ve Kimberly Clark. Ardından Mavi'de çalıştım. Daha sonra da Terapizza'nın CEO'unu yaptım. Dolayısıyla kariyerimde pazarlama var, satış var, dijital var, yatırım fonu var, yerli şirket var, multinational şirket var. Hani dolayısıyla biraz şeyi görme şansım oldu. Ne tarafta, nasıl oluyor işler, nasıl dönüyor gibi. Şimdi 1985 yılına geri dönmek istiyorum. 1985 yılında ne oldu? 1985 yılında İlk defa katma değer vergisi hayatımıza girdi. İkinci Boğaz Köprüsü'nün temelleri atıldı. Bankaların reklam yapma yasağı getirildi televizyonda. Düşünüyor musunuz? Bankalar kendi reklamlarını yapamıyorlardı. 12. nüfus sayımı yapıldı ve Türkiye nüfusu 50 milyondu. Ama esas da bunlara baktığımız zaman beni ilgilendirmiyor. 1985 yılında ben Galatasaray Lisesi'ni kazandım. Kariyerime dönüp baktığınız zaman ne beni esasında en çok etkiledi diye Galatasaray Lisesi'ne girmeyi sayabilirim. Şimdi ben Çorlu'da büyüdüm. Çorlu, Tekirdağ'ın bir ilçesi ve o zamanlar bugün kadar büyük değildi. Böyle 30 bin nüfuslu bir köyden biraz daha irice bir yerdi. Babamın işi dolayısıyla Çorlu'da okumak durumundaydı kardeşimle beraber. Tabii imkanlar İstanbul'un ya da Ankara'nın imkanları gibi değil. Daha küçük bir yerdesiniz. İki tane ilkokul var o dönemde. Böyle oralardan İstanbul'u kazanmak çok da rahat değil. 1983 ya da 84 yılıydı. Böyle İstanbul'a geliyoruz ailemle beraber hafta sonları gezmeye. Babaannemlerde kalıyoruz. Bir gün Beyoğlu'ndan geçerken bir kapı gördüm. Çok büyük, devasa bir kapı. Demir kapı. Dedim ki baba burası neresi? Dedi ki burası Galatasaray Lisesi. O zaman Galatasaray Lisesi ortaokuldan alıyordu. İlkokuldan sonra girebiliyordunuz sınavla. Dedim burası güzel, burası iyi bir okula benziyor. Hem lokasyonu iyi, dev gibi. Nasıl? Dedim o zaman ben burayı kazanmak istiyorum. Babam biraz da böyle hani beni de çok ileride etkilemesin diye anladığım kadarıyla. Ya tabii çok güzel hedefler bunlar ama dedi hani Galatasaray Lisesi'ni kazanmak da çok kolay değil esasında dedi. Dolayısıyla inşallah kazanırsın, elinden geleni yap, kazanamazsan üzülme dedi. Ve ben o gün kafama o okula girmeyi koydum. Ve bütün çalışmamı esasında Çorlu gibi küçük bir şehirde bile bunun üzerine yoğunlaştırdım. İlkokul öğretmenimizin tabii çok değerli emekleri olmakla beraber İstanbul'dan duyuyoruz böyle arkadaşlarımız özel dersler alıyor, dershanelere gidiyorlar falan. Pek öyle imkanlar yok. O zamanlar Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen göçmenler vardı. Bunlar çok akıllı ve çok çalışkan insanlardı. Bulgar Türkleri denirdi hatta onlara. Onlardan bir tanesinin hoca olduğunu Bulgaristan'da ve çok iyi bir hoca olduğunu duyduk. İsmi hatta Mümin Cinci hocaydı. Biz Mümin hocadan özel ders almaya başladım. Mümin Hoca gündüzleri inşaatlarda çalışıyor, boya yapıyor, akşamları bana ders veriyordu. Bu şekilde ben 1985 yılında çok böyle hakikaten sağlam bir çalışmayla beraber hayallerimin gerçekleştireceğim liseye girmiş oldum. Şimdi benim bence kariyerim esasında buradan başlıyor. Genelde kariyer üniversiteden sonra başlıyor derler. Pek öyle değil. Bence insan hayatında sizi en çok etkileyen, gelişimize katkı sağlayan yer ortaokul ve lise çağlarıdır. Çünkü burada neye yatkın olduğunuzu öğrenmeye başlıyorsunuz. Ne istediğinizi esasında burada biraz daha iyi anlıyorsunuz. En iyi dostlukları esasında ortaokul ve lisede kuruyorsunuz. Diğerleri biraz daha yani geçici dostluklar olabiliyor. Dolayısıyla ben Galatasaray Lisesi'yle beraber esasında benim kendi kariyerim başlamış oldu. Galatasaray Lisesi'nin son sınıfta matematik bölümünü seçmem, işte satış pazarlamaya yatkın olduğumu düşündüğüm için yine üniversitede işletme bölümünde hedeflemem bunlarla beraber. Ardından Galatasaray Üniversitesi'ne giriyorum. Galatasaray Üniversitesi'nde bu arada ilk mezunuyum. Numaram hatta birdir. O da güzel bir anı. İşletme bölümünü dereceyle kazandım. Yine okulu ikinci bitirdim.
O zamanlar şöyle düşünüyordum. Ben Galatasaray Lisesi'ni bitirdim. Galatasaray Üniversitesi'ni bitirdim. Her yerin kapıları bana açık esasında. Her yerde iş bulurum. Pek öyle olmuyor. Çünkü binlerce çok zeki, binlerce hakikaten çok değerli öğrenci var ve herkes aynı anda mezun olabiliyorsunuz. Yine ben şanslıydım. Hakikaten iş buldum. Burada şu önemliydi. Sizlere tavsiyem olacak esasında. Okulda zorunlu olmamasına rağmen 5 tane farklı staj yaptım. Bir örnek vereyim. Mesela okulun 2. sınıfında ben finans istiyordum. İyi bir bankaya gireceğim, iyi bir bankacı olacağım. Okul bittiğinde artık ben bankacı olmaktan vazgeçmiştim. Finans kesinlikle istemiyordum yaptığım stajlarda gördüklerimden dolayı. Ve kendimin esasında daha çok pazarlamaya ve satışa yatkın olduğunu gördüm. Danone Türkiye'ye yeni gelmişti. O zaman hatta Danone'saydı, Sabancı Holding'de ortaklığı vardı. İş başvurusunda bulundum Danone'un pazarlama departmanına. Beni satış direktörüyle görüştürdüler ve ben Danone'da pazarlama değil ama satış ekibine kabul edildim. Tabii hayalim şuydu, çok büyük bir şirket Danone biliyorsunuz. Tam dünyadan Türkiye'de. Çok böyle güzel bir ofise gideceğim. Çünkü arkadaşlarım böyle bankalarda işe girdiler, işte danışmanlık şirketlerinde işe girdiler. Böyle PricewaterhouseCoopers gibi, Arthur Andersen gibi şirketlerde böyle çok güzel işte kıyafetler, ofisler. Dediler ki Emre pazartesi işe başlıyorsun. Nerede? Alibeyköy'de ofisimiz. Şimdi Google gibi navigasyonlar da yok. Alibeyköy'ü ben hayatımda hiç görmedim. Bir kere sadece İstanbul'da işte su bastığında biliyorsun Derestaşar meşhurdur eskiden. O zamanlar görüyordum. Gittim adresten bulma şekliyle buldum. İşe başladım. Çok hızlı terfi ettim. 98 yılında işe başladım. 2000 yılında satış şefi oldum. Uzman olarak işe girdim. 2000'de satış şefi oldum. 2003 yılında müdür oldum. 2004 yılında grup müdürü oldum. Dedim ki ya benim genel müdür olma sürecim çok hızlı. Ben herhalde dedim böyle 2007-2008 gibi genel müdür olurum. Yani böyle hızlı gidiyorum. Gayet de güzel, başarılı. Hiç öyle olmuyor arkadaşlar. Bazı zamanlar çok hızlı gidiyorsunuz. Bazı zamanlar yavaşlayabiliyorsunuz. Satış direktörü olmam grup müdürü olduktan sonra yaklaşık 8-9 sene sürdü. Çünkü o biraz pozisyonun boş olmasına, biraz şansınıza, biraz o günkü işlere bağlı olduğu için ve hakikaten böyle artık umudumu kaybetmeye başladım. Yani ben neden satış direktörü olamıyorum, hızlı grup müdürü oldum diye. Dolayısıyla kariyer uzun bir yol. Bu yolun içinde bazen inişler, bazen çıkışlar olacak. Bunlara çok bakmamak lazım. Daha çok uzun vadeli odaklanmak lazım. Peki kariyerde nereye dikkat etmeliyiz? Yani ne yapmalıyız da kariyerimizi biraz daha şekillendirmeliyiz? Birkaç tane size tüyo vermek istiyorum. Bir tanesi mutlaka staj yapın. Biliyorum COVID döneminde staj bulmak çok kolay değil ama stajlar esasında sizin neye daha yatkın olduğunuzu, neyi daha çok istediğinizi size en iyi anlatan işler oluyor. Sevdiğiniz işi yapın. Okuldan mezun olurken eminim içinizde neye yatkın olduğunuzu, neyi istediğinizi biliyorsunuzdur. Annem onu istedi, babam bunu istedi, işte teyzemin oğlu çok iyi bir avukattı, halamın kızı doktordu. Bunlar hiç takılmayın. Siz ne istiyorsunuz? Çünkü çok uzun bir yola çıkıyorsunuz ve bu yol esasında sizin kendi hayatınız baktığınız zaman. Mutlaka yaptığınız işlerde insanlara dokunun. İnsanları sakın küçümsemeyin. İnsanların gönlünde, kalbinde bir yer bırakın. Stajyer olurken de bunu yapabilirsiniz. Genel müdürken de bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi insanlar çok önemli. İnsandan sonra network. Şimdi sosyal hayat, sosyal denge biliyorsunuz çok önemli olmakla beraber esas iş hayatında bu sosyalliği çok kullanıyorsunuz. Bu nedenle networking yapmanız, değişik yerlerde bağlantılarınızın oluyor olması size her zaman uzun vadede kapıları açacaktır. Büyük iş hayatında, uzun yolda esasında çok da yalnız değilsiniz. Çok değerli insanlarla çalışacaksınız. Bu iş yerinden olabilir, özel hayatınızdan olabilir, hocalarınızdan olabilir. Mutlaka kendinize iyi mentorlar seçin. Bir şey danışmak istediğinizde, örnek almak istediğiniz zaman bu insanlarla mutlaka kontağa geçip sizle biraz diyalog, yani bir nevi esası iş psikoloğu gibi düşünebilirsiniz. Ama kimseyi birebir örnek almayın. Mesela ben de hayatımda bunu çok yapmışımdır. Kimseyi birebir örnek almam. İyi yöneticilerden, iyi yöneticiliklerin özelliklerini çekmeye çalışırken kötülerden de çok faydalanırım bu arada. İyi olmayan kişilerle karşılaşacaksınız. Onların da esasında hangi özelliklerini almak istemiyorsunuz?
o tarafa bakmanız, o tarafa ele almanız çok önemli olacak. En sonunda esasında siz sizsiniz. Dolayısıyla kendiniz gibi olmalısınız. Size küçük bir hikaye anlatayım. Einstein bir dönem çok fazla konferans veriyormuş. Ve bu konferanslara giderken de hep bir şoför kullanıyormuş. İşte şoför de en arkaya oturuyormuş. Ve Einstein'ın anlattıklarını dinliyormuş. İşte sorular geldiği zaman cevaplarına bakıyormuş. Yine bir gün giderken toplantıya, bir konferansa demiş ki Einstein, ben demiş bugün senin anlatacağını çok iyi biliyorum. Ne cevaplayacağını da çok iyi biliyorum. Ne soru geleceğini de biliyorum. Dolayısıyla bu esasında çok da zor bir şey değil bu konferansları vermek demiş. Einstein demiş ki bugün gideceğimiz yerde beni çok tanımıyorlar. Yani tipimi falan bilmiyorlar. İstersen gel bir yer değişelim demiş. İşte şapkasını, ceketini şoförüne vermiş. Ve şoför konferansta sahneye çıkmış. Einstein de arkaya geçmiş oturmuş. Hakikaten şoför muhteşem bir konferans vermiş. Bütün gelen soruları çok güzel cevaplamış. Tam böyle artık bitmek üzereyken bir tane bir fizikçi bayağı sağlam zor bir fizik teoremi sormuş. Demiş ki Einstein hani bununla ilgili yorumun nedir demiş. Şimdi şoförde bilecek durumu yok. Şoför demiş ki bu soruyu sorduğunuzda çok şaşırdım. En arka sırada oturan şoförüme dahi sorsam bunu cevaplar demiş. Ve sahneye şoför olarak Einstein'ı davet etmiş. Einstein tabii çok güzel bir şekilde çözmüş. Şimdi burada şoför tabii o anda günü kurtarmış. Ama günü kurtaramayacağınız dakikalar olacaktır. O yüzden siz kendiniz olmaya, kendi yaptığınız işi en iyi yapmaya çaba sarf edin. Yaptığınız işten keyif alın. Yani keyfinizi ötelemeyin. Bu başarıysa başarı, başarısızsa başarısızlık ama o anın tadını çıkartın. Şöyle söyleyeyim, ben herhalde iş hayatında her ay hedef almışımdır. Satışta çalışırken özellikle aylık hedeflerimiz vardır biliyorsunuz. İşte bu ay bu kadar satış yapacağım. O hedefin keyfine varmam en fazla bir gündür. Ay kapanır hedef tutar, o dersiniz rekor kırdım, satış yaptım, hop yeni bir hedef başlar. Dolayısıyla hedefler asla bitmeyecek hayatınızda. O yüzden keyfinizi ötelemeyin. Risk alın. Risk almadan terk edemezsiniz. Risk almadan hayatınız iyi bir yere gelemez. Ben size en büyük önerim budur. Konfor alanınızdan çıkın. Yani öyle insanlarla karşılaşıyorum ki çok iyi bir iş yapıyor. Konfor alanındayım. Hiç keyfim bozulmasın. Terfi de etmeyeyim. Ondan sonra bana bu yetiyor diyor. Şimdi benim mesela kariyerime dönüp baktığınız zaman risk aldım mı? Çok aldım. Satışta çalışırken pazarlamaya geçtim. Pazarlamada çalışırken e-commerce'e, dijitale geçtim. Orada bu yaparken kategori departmanı yönettim Mavi'de. Kategoriden sonra CEO'luk yaptım. Risk almasaydım bu kadar çok şeyi 23 yıl gibi bir zamanda öğrenemezdim. Yani öyle insanlar var ki 23 yıl boyunca satışta çalışıyor. 23 yıl boyunca muhasebede çalışıyor. Size tavsiyem kendinizi çeşitlendirin. Mesela ben tek bir şirkette çalışmayı da çok önermiyorum. Yani kötü demiyorum ama ben kendi adıma konuşuyorum. Birkaç şirket görmeniz kariyerinizde farklı kültürlerle tanışmanız anlamına da geliyor. İşte Danone'da ben Fransızlarla çalışıp Fransız kültürünü öğrenirken Fransız disiplinini özellikle, Fransızlar çok disiplinlidir. Kimberly Clark'ta Amerikalılarla çalıştım. Amerikalılar daha rahat ama mutlaka sizden hedefi bekleyen, sonucu bekleyen. Dolayısıyla risk almaktan kaçınmayın. Gerektiğinde yardım isteyin. Yardım istemek ayıp bir şey değildir. Birçok arkadaşım mesela yardım istemez. Ya işte ben sorunla karşılaştım, bunu kendim çözeyim. Hayır, kendim çözmeyin, yardım isteyin. Yardım ayıp bir şey değildir. Yine bir başka şeyi konuşacak olursak esasında karar verici olun. Mutlaka işte meşhur İngiliz terim var, accountability. Sorumluluktan kaçmayın. Ben buradayım deyin bir şey olduğu zaman. Bir sorun varsa ben buradayım, ben çözmek için elimden geleni yaparım deyin. Genelde böyle arka plana çekilenler, sorunu gördüğünde yandan kaçmaya çalışanlar kariyerlerinde çok uzun süre koşucu olamıyorlar esasında. Uzun koşmak istiyorsanız accountable olmanız gerekiyor. Sizi geliştiren yöneticilerle karşılaşacağınız kadar esasında örnek almayacağınız insanlar da çıkacaktır. Bunların bir kısmı sizi geliştirecek, belki bir kısmı geriye götürecektir. Ben neyse kendimden güzel bir anlatmak istiyorum. Kimberly Clark'tayım. Bir Amerikalı genel müdürümüz var. Aaron Powell. Kuvvetli bir adam, böyle dev gibi bir adam. Şu anda da hatta Asya Pasifik'in başkanı. Yani 6 milyar dolarlık bir ciro yönetiyor. Böyle bir sürü ülke ona bağlı. Çinler, Singapurlar. Pazarlamaya geçirdi beni.
O da risk aldı, ben de risk aldım. Yani satış departmanında çalışıyorum uzun yıllardan beri. Seni pazarlamanın bir bölümünün başına geçiriyorum dedi. Ve dedi seni London Business School'a o zamanın parasıyla 10 bin pound olması lazım. İşte bugün baktığınız zaman bayağı yüksek paradan bahsediyoruz. Bir eğitime yollayacağım dedi. Süper. Hani hem pazarlamaya geçiyorum hem London Business School'a gidiyorum. Şirket bütün parayı karşılıyor. Otel bedava, yemek bedava, okul bedava. Harika bir şey esasında. O dönemde yalnız şirketle böyle zarar etmekle etmemek arasında o yılı böyle kapatmaya çalışıyor. Şimdi benim o para esasında önemli bir hale geldi. Yani o 100 bin liralar bugün parayla 200 bin liralar böyle şey pozisyonda şirket için önemli. Erin'e gittim. Erin dedim ben bir şey istiyorum. Ben bu yıl gitmeyeyim. Bunu iptal edelim. Şirket bu kadar hani bir yere doğru gitmeye çalışırken hani ben bunu harcamak istemiyorum. O zaman Erin çok güzel ders verdi. Senin paranla 10 bin poundlu şirket dedi zengin olmaz. Ama senin oradan alacağın eğitimle ileriki yıllarda şirkete çok çok daha büyük faydalar sarf edeceksin. O yıl ben eğitime gittim. Şirket o yıl zarar etti. Ama önemli değil. Hani Erin hakikaten yatırım yapmayı seven bir yöneticiydi. İnşallah yine kariyerde başarılı olmanın yollarından bir tanesi adapte olmak. Hayat çok hızlı değişiyor. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Adapte olabilenler hayatta kalıyor ve hayatlarını idame ettiriyorlar. Darwin'in meşhur sözünü hatırlarsınız. Ne güçlüler kazanacak diyor, ne zekiler kazanacak. Adapte olabilenler, değişime açık olanlar esasında ayakta kalacak diyor. Bu çok doğru. Hayat şu anda çok çok hızlı değişiyor. Her gün yeni bir challenge var karşımızda. Dolayısıyla değişime açık olmanız lazım. Vaktiniz varken hayallerinizi gerçekleştirin. Sakın ötelemeyin. 20 yıl sonra, 25 yıl sonra esasında konuşacağınız konular neleri yaptığından dolayı pişmanım değil, neleri yapmadığım için pişmanım diyeceksiniz. Bu çok önemli. Dolayısıyla buna bakın. Peki çok kısaca şey diyelim. Neleri yapmamamız lazım? Kesinlikle. Şimdi bunlar yapmamız gerekenlerdi. Esasında pes edenler, vazgeçenler, ben yenildim diyenler kaybedenlerdir arkadaşlar. Düşeceksiniz, kalkacaksınız ama asla ve asla pes etmeyeceksiniz. Yani bunu bir numaralı şeye yazın kesinlikle. Sorumluluktan kaçmayacaksınız. Sorumluluk aldığınız zaman göreceksiniz, çok hızlı terk edeceksiniz, çok iyi işler yapacaksınız. Yine meşhur, hepinizin bildiği NASA'daki temizlik işçisi hikayesi vardır. İşte Amerikan başkanı NASA'yı dolaşırken orada bir işçiye rastlıyor. Adam yerleri süpürüyor. Diyor ki senin burada görevin ne diyor. İşçi öyle güzel bir şey söylüyor ki ben burada NASA'nın uzaya roket yollamasına katkıda bulunuyorum diyor. Yani bunu bahsettiğimiz temizlik işçisi. Dolayısıyla işi küçümsemeyeceksiniz. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Sevmediğiniz işte çalışmayın. Bunlar altın kurallar. Yani ben diyorum güzel de para kazanıyorum. Ya işte işimi değiştirmeyeyim ondan sonra demeyin. Her zaman 10. yılında kariyer değiştirenleri duyuyorsunuz. 15. yılda duyuyorsunuz, 20 yılda duyuyorsunuz. Bir erken ya da geç zaman yoktur. Doğru zamanda önemli olan sevmediğiniz işten bir an önce kaçmaktır. Ben dönüp geçmiş yıllara baktığım zaman kendi kariyerimi ne görüyorum? Yaptığım hatalar oldu. Hatasız hiç kimse olmaz. Hani öyle birisi varsa o doğruyu söylemiyordur. Ama genel olarak mutluyum. Çünkü insanlara dokundum. Çok değerli dostlarım, çok değerli çalışma arkadaşlarım oldu. Burada ekip çalışmasının değerini çok iyi anladım. Ve kendimi çeşitlendirdim. Size de en büyük önerim buydu. Kariyer çok uzun bir yol, çok uzun bir maraton. Hiç acele etmeyin. Bu maratonda bazen koşarken geriye düşeceksiniz, bazen öne çıkacaksınız. Ama sonuç itibariyle esasında bu yol sizin kendi yolunuz. Yine Bahtı demiş, yüreğinizde hissederseniz mesafeler yoktur demiş. Umarım siz de kendi hayallerinizi, kendi kariyerinizi yüreğinizde hisseder ve o hayallerle aranızdaki mesafeyi bir an önce daraltırsınız. Bu bir TEDx konuşması olduğu için ben konuşmamın sonuna geldim. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Bana bir şey sormak isterseniz her zaman LinkedIn hesabından ulaşabilirsiniz. Bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Hayallerinizin peşinden koşun diyorum. Çok teşekkürler.